O zaman kronik yorgunlukla başlayalım. Çünkü gerçekten bende de çok oluyor. Öğleden sonra ne oldu? Üzüm olabilir Üzümü tabii ki tabii ki ya. Öyle deyince acaba bir mi? şey mi oldu diye şey onu getireceğim ama başka bir şey daha var onda. Var, Kronik maydanoz, yorgunlukta. limon Onunla var. başlasaydın öbürü de maydanoz. Üzüm çünkü var onun içinde, o Peki yüzden. tamam. Gerçekten Şimdi sıcaklar da herhalde etkili. Hocam sıcaklar da etkiliyor olsa gerek. tabii Kronik de yorgunluğumuzu şöyle evet. rica edeyim. Bakın günümüzde ben hemen maydanoz, limon var dediler ya. Efendim her kronik yorgunluğunda bu maydanoz, limon fayda eder mi? Etmez. Maydanoz, limon kimde fayda eder? Evelallah Hüseyin, karaciğer yağlanması olanlarda sabahları yorgun kalkarlar. Gün içerisinde de böyle kendilerini yorgun hissederler. İşte orada yani karaciğer yağlanmasına bağlı bir yorgunluk varsa ki bunu sabah kalkışlarınızda belirgin bir şekilde hissedersiniz, o zaman bunu uygulayınız. Eğer bu yoksa o zaman bu saf dışı kalıyor. Evet kızım, buyurun. Şimdi Kronik yorgunluk. yorgunlukta bizim maydanoz limon kürümüz var birincisi. İkincisi siyah üzümümüz var burada, çekirdekli üzümümüz var. Bir de takviye ürünümüz propolisimiz vardır bizim burada. Bunun uygulaması da şu şekildedir. Burada maydanozumuzdan 15 tane ya da 14 15-16 tane alıyorsunuz. Alacaklar ha. Karaciğer yağlanmasına bağlı ise yani hepatosteatoza bağlı bir yorgunluk söz konusuysa yapacağınız şey maydanoz limon kürü. Değerli izleyicilerimize şunu söylüyorum. Geçen hafta da aynı cümleyi kurmuştum. Tıp fakültesine giden öğrencinin öğrendiği, daha ikinci sınıfta öğretiyorlar. Karaciğer yağlanmasının derecesi yükseldikçe ne oluyor? Kalp krizi geçirme riski de artıyor. Artıyor. Evet, böyle spor yaparak, sıkı diyet uygulayarak %5 gibi, %10 gibi bir karaciğer yağlanması durabilir. İşte fakat kökten çözüm olmaz. Bir de orada tabii ne yapıyorlar? Statin grubu ilaçlar veriliyor. Yani bunlar baskılıyor. Neyi baskılıyor Hüseyin? Karaciğerin ürettiği kolesterolü Kolesterolü. baskılıyor ve dolayısıyla karaciğer yağlanmasının önüne geçiyoruz diyorlar. Şimdi vatandaş diyor ki ben diyor akşam ziyafete gideceğim. Nasılsa diyor statin kullanıyorum. Yani kolesterolümü baskılıyor. Küllün yalan ve yanlış yapılıyor. Çünkü gıdalar üzerinden aldığınız kolesterolü kullandığınız ilaç asla ve asla düşürmez. Yok böyle bir şey. O ancak karaciğer günlük ihtiyacımız olan kolesterolün %70-75'ini üretiyor Hüseyin. İşte onu baskılıyorsunuz. Ama bu defa da hormon dengeleri bozuluyor. Bozuyoruz. Mesela kadınlık hormonu, östrojen hormonunun temelinde bu var. Steroid var. Başka erkekte testosteron hormonu ve onun analogları veya östrojen hormonunun analogları, bunların mübarek hepsi bu steroidden. Sen bunu baskılarsan ne oluyor? Mesela deri incelmeye başlıyor. Başka şeyler var. Demans yapıyor. Erken bunama. Bunları lütfen siz doktorunuzla konuşun. Hekiminize danışınız. Yani öyle statin, ya hiç unutmuyorum ya. Karı koca göz doktoruydu. 2008'de mi gelmişlerdi? Tanışmıştık. Babası göz doktoru, erkek koca, genç yaşta kalp krizi geçirdiği için bu da 40'lı yaşlarda ya statin grubuna başlıyor, iyi mi? Sonra demans başlıyor. 7-8 yıl sonra.
Ah hocam diyor eşi. Karı koca ikisi de göz doktoru. İstanbulluydu. Evet. Şimdi neyse hep lafı açıyor. Ben ilaca karşı değilim aman ha. Bir şeyi alacağınız zaman, bir ilacı kullandığınız zaman onun hakkında bilgi sahibi olmak insanın en doğal ve tabii hakkıdır. Sorgulayabilirsin. Yasal hakkıdır. Zaten evet, içinde çarşaf gibi şey var. Prospektüsü var işte. Evet. Doktorunuzla da konuşun. Tamam. Evet, karaciğer yağlanmasına bağlı yorgunluk. Birebir. İki yemek kaşığı. Sık kızım yani bunu. O tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı ben şöyle sıkayım hocam. İyi, tamam. İki yemek kaşığı gibi göstermek için. Limon da soluymuş, güzelmiş. Hı-hı, evet. Evet. İki yemek yarısını sıksak ancak gelir bak, hocam. Bak bu sulu limon. Evet bu sulu. Bazen bir limon sıkıyorsun bir yemek kaşığı çıkıyor evet. Hüseyin. Evet. Yani onun ölçüyü için... veriyorsunuz hocam. Evet. Hocam yarasa sütü dediniz. Gülsüm Hanım hemen sordu şimdi nereden bulacağız diye. Yok öyle şimdi. Ben araştırma mevzu yani mevzu. Oradan hani biz diyoruz ya yeni molekül, yeni bir şeyler neler var Hüseyin ya. Şu doğaya bakın. Sayısız misal ve örnekleri görüyorsunuz. Yani insan bilmek, bulmak bu işte. Hocam iki haftaya çıkar uydu kanallarında İbrahim Sarıcıoğlu'nun bahsettiği yarasa sütü diye çıkar. Aman Allah koru yarabbim. Onu uyaralım yok öyle bir şey diye. Sakın ha. Peki. Sakın evet. Ha. Tekrardan yani bazen bir şey söylemeye çekiniyor insan Hüseyin. Tabii ya. Hocam şimdi. O kadar çok bu konuda... Yani görüntülerimizi alıp pat yandan ürünü takdim ediyorlar. Yapmayın ya. Bu dünya denilen alemdeki ömür en yükseğini al 100 yıl. Yarısı 50 uykuyla geçiyor. 15-20 yaş gençlik şu bu. Hani derler ya gençlik güldü geçti. E onu da çıkar. Geriye kaldı 30 yıl ya. Bırak huzur içinde yaşa kendine lüzumsuz yere... hesabını veremeyeceğin günahları yüklemeyin ya. Çok çabuk geçiyor zaman çok. Hüseyin. Hocam işte şu Yüce Kur'an'ı okusalar sorulacak ne kadar kaldın sen dünyada diye. Bir gün ya da biraz daha fazla gibi. Diyecek. Tabii ya. Bir gün yani o kadar. O kadar ya. Dikkatli bunun olun. Yani seni bugün konuşturan konuşuyor ya yalan konuşuyor şu bu. Seni konuşturan bir gün senle konuşacak. Ha, soracak onu. Ama evet. O kadar bir yücelik var ki Allah'a. Diyor ki orada yüce kitapta. Oku bakayım defterini diyor. Bak seni toplumun içinde utandırmıyor. Oku defterini diyor tamam mı? Sen içinden okuyorsun yazılmış yaptıkların. Ona göre işte cezan kesilecek. Elin, ayağın, gözün, dilin, her şeyin. Orada yaptığın her şeye şahitlik edecek yani dikkat. Tabii. Öyle değil mi hocam? Onun için biraz dikkat, biraz işte bilmek, bulmak, olmak lazım. Olmak. Çok güzel. İşte orada bütün olay olmak. Döndük evet. Gürümüze. Hadi kızım ya gene biz şey yaptık yani. Ama hocam bu... izleyicilerimizin affına sığınıyorum ya. Tamam. Haydi ya Allah. Şimdi tekrardan başlıyorum. 15 tane ya da 10-15 tane saplı böyle maydanozu böyle elimizle bölüyoruz. 10 değil 15-16. 15-16. 2 kaşık da 2 yemek kaşığı da limon suyunu sıkıp taze sıkılmış. Evet, evet. Koyuyoruz. Arkasından da 1 bardağa yakın su ilave ediyoruz. Bunu da blenderımızdan geçiriyoruz. Çalıştırıyorsunuz. Hı-hı. Evet. Bir kere döndür. Tamam kızım, gürültü yapmasın. Bakın siz bunu 1-1,5 dakika çalıştıracaksınız. Bu yemyeşil su haline gelecek posasıyla beraber sabah aç karnı. Evet. Evet. 15 gün yapıyorsunuz bu uygulamayı. Sabahları aç karnına alıyorsunuz birinci bunu. Derece karaciğer yağlanması, ikinci derece karaciğer yağlanması Allah'ın izniyle 15 günde evet bunu... Şey yapıyor ama 2,5-3-4. Derece yağlanma varsa bunu 2-3 defa tekrar etmeniz gerekiyor. Artı bir de lavanta çayı akşam yatmadan. Bunu günde bir defa. Yani şey yapabiliyorsunuz. Ben çok yaptığım için onu bir ses olmasın diye onu tekrar hatırlatalım hocam. Stüdyomuzda ses olmasın diye karıştırıcı olmasın yapmadık. Diye biz
daha dört. Yeşil, daha parçalanıyor maydanozlar. Yemyeşil su, evet. Öyle şey gibi olur. Evet. Yani, evet.